İsmini söyler misin? Hangi kabiledensin? Electronic voice phenomenon, EVP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Paranormal Müden, merhaba arkadaşlar. Bugün sahibi Deliler Hastanesi'nde yatan o fabrikaya tekrardan geldim. İkinci kez geldim. Burayı yıkacaklar. Komple yıkacakları için her şeyi sökmüşler. Ne kapı kalmış, ne herhangi o eski dosyalardan hiçbir şey kalmamış. Hepsini almışlar. Ve etrafı komple kapatmışlar arkadaşlar. Yani buraya kimsenin girişi olmasın diye yıkılana kadar. Hatırlıyorsunuzdur, izleyen arkadaşlarımız var. İzlemeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Buranın sahibi bir Hristiyan büyüsü yapıyor. Yani bizim bildiğimiz papaz büyüsü yapıyor. Ve o bütün aileye ve çalışan iş yerinde bütün hayatına sirayet ediyor. Çok yakın arkadaşlarına burada yaşayan, burada çalışan sanki bir yürüme sesi geldi. Burada çalışan insanların intihar ettiği yerler ve ben iyice detaylı bilgi aldım arkadaşlar. Şu anda bulunduğum bir yerde bir intihar gerçekleşiyor. Burada bir intihar gerçekleşiyor ama intiharın nasıl olduğu bilinmiyor artık. Asmış mı? Zehir mi içmiş? Zehir mi içmiş bilmiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, tam hikaye veremiyorum çünkü bir yürüme sesi geliyor. Yani kimsenin olmadığından eminim burada çünkü her taraf kapalı. Kimse sizler için de kalınacak bir yer değil. Bilinen bir yer çünkü, o yüzden. Burada tam şu anda açılış yaptığım yerde, yani fabrikanın bodrum katındayım şu anda. O kişi Deliler Hastanesi'nde yatıyor ve hala Deliler Hastanesi'nde olduğu söyleniyor. Şimdi tam olarak onları bilgi aldığım kişi bile bilmiyor. Çünkü saklanıyor doğal olarak, ne oldu ne bitti. Şimdi öldü de diyemem, yaşıyor da diyemem ama en son bilinen oralardaymış. Çeşitli sanatoryumlarda dolaştırılıyor, yani akıl hastanelerinde buranın sahibi. İş yerlerinde intiharlar gerçekleşiyordu ve bir iki kişinin burada tam bulunduğu yer. Diye bir ses geldi. Tam bulunduğum yerde intihar gerçekleşiyor kişinin. Ben de dedim gerilimi bu şekilde başlatayım kendim için en azından. Çünkü bu şekilde başlarsam diğerlerle benim için daha kolay olacak. Evet, ben ufak ufak başlayayım. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Like atın lütfen. Bu arada tek başıma geldim. Bunu da açıklayayım. Arkadaşlar ben Almanya'ya yeni geldim. Yani yeni dediğim 2-2,5 yıl falan. Bir çevrem yok. Herhangi bir arkadaş ortamım yok. Perfect bir Almancam yok. Zaten yeni tanıştığım birini de alıp da buraya da getiremem. Gelmez. Kamera çekim vesaire. Yani etrafımdaki insan, etrafıma çekecek insan her neyse
Etrafımda çekecek insan olmadığı için arkadaşlar tek başıma gelip araştırmak zorundayım. Bu şekilde de güzel. Burada bir gece geçireceğim. Sizler için araştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi siz de bana destek olursanız bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Zaten sizlerin desteği yüzünden ben bu kanala yöneldim. Biraz daha ağırlık vereyim dedim. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Burada çok vakit geçirdim. Tuhaf sesler geliyor çünkü. Bu arada arkadaşlar, zincir sesi geldi. Bu arada arkadaşlar, benden mi geliyor? Telefonum da yanımda. Çok tuhaf sesler geliyor. Bakın arkadaşlar, burun sökülen parçalarını bu şekilde yıkıyorlar. Dışarıda bekleyen araçlar var, bir tır. Onlarla götürecekler ve burayı komple yıkacaklar. Buradan sesler geliyordu. Burası kapalıymış ya. Yürüme sessizlik geliyor. Sanıyorum koridor, bu tarafı koridorla karıştırdı. Kapalıymış burası. Şuraya geldiğinde şöyle bir yazı vardı. Kaldırmışlar onu da. Almanca yazıyordu ve benim pek dikkatimi çekmedi. Yazan yazı tam şurada asılı olan. Ben delirdim. Delirmek güzel. Öyle bir şey. O videoya girip bulabilirsiniz de bakabilirsiniz. Tam olarak şimdi çevirmesi biraz zor. Ben delirdim. Hepinizi de delirteceğim. Gün gelecek. Bu şekilde bir yazıydı. Kişi kendini burada asmış arkadaşlar. Alt kat. Yani iş yerinin. İş yerinin bodrumu denmişti. İlk cinle karşılaştığım siyah varlıkla, o simsiyah varlıkla karşılaştığım yer burası arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar için söylüyorum.
kapıların hepsi sökülmüş. Şu kapı ben içeri girdiğimde arkamdan kapanmıştı. Yani burada önceden olan kapı şimdi tabii ki. Dolapların altı. Çok korkunç bir ses geldi. Arkadaşlar, duydunuz mu? Yeah diye bir ses geldi. Burada girmediğim bir iki tane yer vardı. Daha girmeden diye için girmedim bu arada. Bugün arkadaşlar oraya da gireceğim. Arkadaşlar komple çatı matı hepsi sökülmüş. Dışarıda fazla ışık etsin istemiyorum. Her an şikayet edebilirler çünkü burası çok tehlikeli olduğu için biri girip yani birinin girmesini istemiyorlar. Çevre taraftan, çevrede istemiyor bunu. Hani bir aracı da geçse, görse o bile hiç üşenmeden polisi arayıp hani şu adreste biri var diyebilir. Işığı kapatmak zorundayım. Bu simsiyah varlığı gördüğüm yer tam şurasıydı. Hatta buradan böyle çömelmiştim.
Ya Hacı! Evzu bi kelimetillahi ittamati min şerri ma halak. Ya cin. Kelimetillah ittamatin şer mahalak. Ya acil. Arkadaşlar ben bazen böyle dövüyorum gibi oluyor. Abartmak istemiyorum. Lütfen siz de duyuyorsunuz. Çok iyi dinleyin yalnız. Hani saliselik bir an geliyor. Biri bana bir şey diyor. Sanki ya da ne bileyim sesleniyor ama değişik bir dil. Az önce olan oydu. Hani böyle sanki böyle bir hoparlörden gelen gibi bir ses. Görkemmiş. Tek korktuğum şey arkadaşlar dilimin beni görmesi ve şikayet etmesi. Çünkü buraya hiç kimseyi bırakmıyorlar. Çok tehlikeli şeyler olmuş. Ben çok fazla hikayesini yani çok fazla detay bulamadım. Var ama ben bulamadım. Gizliyorlar. Türkiye'de gibi değil. Herkesin böyle dilden dile dolaşsın. Herkes duysun. Çok zor. Almanya'da çok zor yani bu tarz yerleri bulmak. Özü bir kelimetillahi ittamati min şerri ma halak. Ya cin. Şimdi çıksa bir gösterse. Arkadaşlar benim buraya gelme amaçlarım yani bu tarz yerlere. Boş video olsun hiç istemiyorum. Onların bana zarar veremeyeceğini biliyorum. Hani niye zarar veremeyecek, bilmem ne, niye vermesin falan filana girmek istemiyorum. Sesi geliyor.
Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Çok tuhaf sesler. Buraya neden girdim ki? Girmeden girmedi dilersin, sonra girersin. Masayı kilitlemişler bunu, hiç kımıldamadı bile. Değil yani. İçince içiyorum. Bunu sonra ödeyim. En azından şöyle yiyelim. Anların çoğunu yaşadığım yere doğru gideceğim. Her şeyin başlangıcı olan yer.
Nişerim Ahlak.